İzleyicimiz diyor ki Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırı Siyonist planların hızlandığına işaret olabilir mi? Tabii çok güzel. Şimdi zaten seyircilerimizden bu soruları gelmeye soranlar başladı çünkü sorular mevzuyu biliyorlar. Start tardılar çünkü şeytanın da bir miadı var. Bak zamanımızın şeytanları da, şeytanın bir avanesi var. Olaya şimdi böyle girelim. Şeytanın bir halk bilimci kaynağından da gireyim. Şeytanın bir avanesi var, askeri var. Şimdi hatta rivayetlerde, eski rivayetlerde şu vardır. Ahir zaman fitne çağında o büyük kargaşalada o hercümerç olarak geçiyor Peygamber Efendimiz'in kaynaklarında. Hazreti Süleyman'ın zamanındaki ifritlerin bile, vukuaya vurulmuş ifritlerin bile şeytanilere yardıma geleceği şeklinde bilgiler var. Bakın vukuaya vurulmuş. Tabii burada şimdi şeyi bile söyleyeyim. Geçen hafta program, geçen birkaç hafta önce yaptığımız programda bu Kabe'nin iki 72. katı, 72 katlı rezidansı konuştuk. Hazreti Süleyman'ın 72 şeytanı mühürlemesidir. Çok güzel. 72 i̇şte, katı simgeliye, ya zaten 72 şeytanı simgeliyor. Konfüçyüs söylüyor bunu diyor. Yeryüzünü diyor kurallar, hukuklar yönetmiyor diyor. Semboller yönetiyor diyor. Yani Konfüçyüs bu çıkacak olan yakında Illuminati liderlerin gizli beden dili kitabımızda evet, bunları vereceğiz zaten. Oradaki bütün liderlerin el, kol hareketleri, bakışları, mimikleri, gözlüklerini tuttu. Hepsi çalışılmış mevzular bunların hepsi. İşte o İbralı katilinin bu şekilde mesaj vermesi hepsi çalışılmış mevzular. Oradan şimdi mevzuya girelim. Volkan abi de o Siyonizm kısmına girsin. Teodor Herzl kısmına falan bir soru var onu hemen soracağım. Hemen şey yapalım. Şeyde. Evet mesajı almışlar. Zaman hızlandı. Yani şuna hazırlıklı olmamız lazım. Onlar zaman hızlandı. Peki şöyle bir konu var. Çünkü Serhat Ahmet Tan da arkadaşımız evet, biliyorsun. Onun da kitapları var. O da İsrail üzerine yaptığı çalışmalarda Müştak Baba'nın şiirlerindeki evet, şeyleri çıkarmıştı. Kehanetleri. O kehanetlerde şeyden bahsediyordu. 2030, 29-30 falan. Evet. 10 yıl sonrasını söylüyor. Amerika diyor ki 10 yıl sonra İsrail yok olabilir diyor. Şimdi bu hızlanma bunun İsrail'in kendi yok olmasını önlemek için mi acaba? Tabii ki önlemek için. Kendi haritalarında da zaten şu anda dünyaya şekil şemal vermelerinin bazı etnisite olarak devletler kurmalarının sebebi kendilerini koruma altına almaları için. Evet. Peki şu şey hocam, Volkan hocam size de soruyorlar. Siyonizmden nasıl korunabiliriz, ne yapabiliriz yani bu Siyonist düşünceye ve şeye karşı? Şimdi Siyonist akaidten yani önce için burada şeyi de açıklayayım. Yani Yahudiler derken biz buradaki kendi vatandaşımızın üzerine biz Siyonistleri tabii konuşuyoruz. Tabii ki. Önce onun bir altını çizelim. Onların muhakkak planları varsa biz de bunları konuşacağız kardeşim. Tabii ki. Muhakkak. Yani bunun şeyi yok. Kanada Savunma Bakanı bile gitti konuştu bu konuda. Şöyle diyaloglu gidiyoruz da bir de araştırmaları koruyoruz buraya. Yani tabii yani şey kitapları burada 40 tane kitap açıdan yazmışız. Volkan abinin yıllarca çalışmaları var. Suriye'de evet, gitti çalışmalar yaptı. Yılların gazeteciliğin yaptığı verileri koyuyoruz. Peki Volkan hocam. Şimdi öncelikle Siyonizmin birinci hedefi biliyorsunuz vaat edilmiş toprakları ele geçirmek ve dünya hakimiyetini kurmak. Şimdi öyleyse bir kere Siyonizm bu amaca varmak için hangi yolları kullanıyor? Bizim yumuşak karnımız nedir? Bizim iki tane İslam dünyasının yumuşak karnımız var. Birisi kavmiyetçilik, birisi mezhepçilik. Bakınız şimdi ta 1964'ten beri biraz önce özetini yaptığımız bir Ortodoks ve Katolik dünyasının birleşme süreci var. Evet, o süreç. Bunlar geçen seferde zaten biliyorsunuz Benedik geldi. Şeyde 28 Kasım 2006'da geldi. 2005'te gelecekti, 2006'da geldi. 2006'da evet, geldi. Jean Paul de 28 Kasım 79'da geldi. Fakat her gelişlerinde özellikle son Benedikt'in gelişinde biliyorsunuz Fener Rum Patriği ile sarılıp öpüştü ve 2000 yıllık bir düşmanlığı sona erdirdi kesin. Ama tabii en büyük düşmanlık Latin Savaşı, yani Latin işgali ve bu İstanbul'un soyulması. Olan bir şeydi soyulması tabii ki. Ama şimdi şuna bakıyoruz biz. Peki biz ne yapıyoruz? Yani bizde hala Ehl-i Sünnet ve Şia mezhebi kavgaları var. İşte bunların oyununa geliyoruz. Önce bir kere bir kavmiyetçilik düşüncesini kafamızdan atacağız. İslam dünyası olarak ümmet bilinciyle birlik beraberliği yoluna doğru gideceğiz süratle. İkincisi mezhepçilik şeyini engelleyeceğiz bu karmaşasını. Evet. Bunun için de Yahudilerin bizi aramıza soktuğu Vehhabilerle bir mücadeleye girmemiz gerekiyor. Yani Ehl-i Sünnet ve Şia alimlerinin de artık kaynaşması hocam yani burada şey kalıyor yani gerekiyor. Mekke Medine'ye sahip çıkılması kalıyor. Yani bunu gördüğümüz şey bu. Özellikle yapılan projeler var. Manhattan'a evet, çevrilen Mekke'nin yüksek binalarla çevrilen